Herkese tekrardan selam dostlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım. Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirim zilini açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir ve ilk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için elimden gelince kanalda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden gelince birçoğunu çekmeye çalışacağım. Fakat çekemediklerim de olabilir. Neden çekemediklerim olabilir diyorum? Çünkü biliyorsunuz Minecraft P'de fazla mod bulunmuyor ve çoğu mod Minecraft'ın Java versiyonu için yapılıyor. Ama şu anda elimden gelince birçoğunu çekmeye çalışacağım. Çekemediklerim için de özür dilemek istiyorum. Şimdi gelin videomuza geçelim efendim. Evet, başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz sırt çantası modu. Peki sırt çantasını ne gibi alanlarda kullanabiliriz? Örnek vermek gerekirse mesela diyelim ben bir oduncuyum ve artık odunlarım envanterime sığmıyor ve artık çantaya ihtiyaç duyuyorum. Bu mod çantaya ihtiyaç duyduğumuzda tam bizim yardımımıza koşuyor diyebilirim. Hem tasarımsal detaylar olsun hem de birçok özelliği olsun. Zaten bunları video içerisinde sizlerle beraber inceleyeceğiz. Modla ilgili bilgi verecek olursak modumuz şu anda Minecraft'ın 1.17.11 sürümünü destekliyor. Yani şu anda en güncel versiyonu destekliyor. Şimdi gelin ilk önce cihazınıza nasıl bu modu indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar, burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z arşiv uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Dovland klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir, fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet, az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınıza indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi gelelim bunu Minecraft'ta kurmaya. Minecraft'ta kurmak için burada iki tane seçeneğiniz bulunuyor dostlar. Birincisi yeni dünya oluşturarak kurmak. İkincisi ise mevcut bir dünyanızı düzenleyerek kurmak. Yani şu anda buradaki tüm dünyalara bu modu kurabilirsiniz dostlar. Ben şu anda hazır bir dünya oluşturduğum için hazır bir dünyayı sizlere düzenleyerek göstereceğim. Oyun ayarlarına geldiğimizde sizler burada dünya adını ve varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için önemli olan kısım denemeler sekmesi. Peki bu mod için hangi seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor? Tatil oluşturucu özellikleri, özel biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekleri olmak üzere bu mod için bu seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor. Peki neden sadece bu mod için söylediğimi soracak olursanız, biliyorsunuz bazı modlarda sadece tatil oluşturucu özelliklerini aktifleştirmeniz yetebiliyor. Ama çoğu modda da bu seçenekleri aktifleştirmeniz gerekiyor dostlar. Şimdi gelelim ikinci kısma. Eklentiler sekmesinde kaynak paketlerine geliyoruz. Sizler açıklama kısmında vermiş olduğum linkten modu indirdiğinizde paketlerim de en üstte gözükecektir. Ben de şu anda bu paketi etkinleştirdiğim için etkin kısmında gözüküyor. Daha sonra ise yine davranış paketinden de etkinleştiriyoruz. Fakat burada videoyu birazcık bölmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı modlarda kaynak paketlerinden etkinleştirdiğiniz zaman otomatikman davranış paketinden etkinleştiriliyor. Ama bazı modlarda böyle olmayabiliyor. O yüzden her halükarda iki taraftan da etkinleştirmeyi unutmayın dostlar. Şimdi gelin hemen tanıtım dünyamıza geçelim efendim. Evet dostlar, tanıtım dünyamıza geçtik. Bakın burada hem sırt çantasının yapımını hem de modla gelen ek aracımızın yapımını görebiliyorsunuz. Tabii ki de bunları sırasıyla değineceğiz. Şimdi gelelim sırt çantasının yapımına. Bakın yapımını görebiliyorsunuz. Yoğunlukla deri kullanıyoruz burada. Derilerimizi aşağı koyuyoruz. Daha sonra ise yine sağ sol olmak üzere orta kısmına bir tane sandığı yerleştiriyoruz ve sonra üstte 3 kısma kalan kısma sağ ve sol olmak üzere ip yerleştiriyoruz ve orta kısmına yine deri yerleştirdiğimizde bize çantamızı veriyor. Evet dostlar, sırt çantamızın yapımı bu şekildeydi. Şimdi gelelim. Evet dostlar, burada videoyu bölüyorum. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirim zilini açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir ve ilk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Bu arada bu modla ilgili görüşlerinizi de şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ne gibi özelliklerini beğendiniz, ne gibi artıları var veya ne gibi eksileri var, bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. O zaman gelin videomuza devam edelim efendim. Bunu nasıl sırtımıza takacağımıza. Sırtımıza takmak için direkt çantanın üzerine gelmemiz yeterli dostlar. Bakın şu anda geldim ve sırtıma taktım. Bakın fark ettiniz mi? Az önce bir tane yuvarlak vardı ve siyah gözüküyordu. Şu an sırtıma taktım, bakın ne oldu? Kırmızı yandı. Peki bu ışık ne işe yarıyor? Siz sırtınıza çantanızı taktığınızda bu ışık size haber veriyor. Yani diyor ki senin bu çanta şu anda sırtında. Eğer ki tekrar çıkarırsak bu ne olacak? Bu ışık sönecek ve siyah olarak kalacak. Yani bu küçük bir detay olsa bile sırtınızda olup olmadığını size gösteriyor açıkçası. Şimdi gelelim sizlerle beraber özelliklerini incelemeden önce sırtımızda nasıl durduğuna. Evet dostlar, şu anda şahıs görünümü arkadan olarak değiştirdim. Hemen sizlerle beraber tasarıma bakacak olursak. Peki biz bu çantanın yapımında ne yaptık? Yoğunlukla deri kullandık ve çantamızda bu sefer deri olmuş oldu dostlar. Bakın gayet hoş tasarıma sahip ve bakın az önceki ışığın aynısı burada da var. Yani bu da küçük bir detay açıkçası. Bakın burada da aynı ışık yanıyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda gayet hoş duruyor. Gayet hoş bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Fakat bu kadar mı? Hayır değil. Şimdi gelin ek özelliklerine bakalım efendim. Sırt çantamız yapımını göstermiştik dostlar. Şimdi gelelim ikinci aracımızın yapımına. Videonun başında ne demiştik? Sadece sırt çantası bulunmuyor. Ek özellikler de bulunuyor. Peki bu ek eşyanın yapımı nasıl? Peki bu ek eşya ne işe yarıyor? İlk önce gelin sizlerle beraber test etmeden önce yapımına bakalım. Gayet basit. Bakın yine deriden yapıyoruz. 3 tane deriyi koyduğumuzda bize eldiven veriyor. Peki gelelim bu eldiven ne işe yarıyor? Bu eldiven sizin çantanızı sırtınızdan çıkarmanıza yarıyor. Peki ben normalde bunu çıkaramaz mıyım? Hatta sizlerle beraber deneyelim. Shift'e bassam bile zıplasam bile hiçbir şekilde sırtımdan çıkaramıyorum. Sırtımdan çıkarabilmem için benim bu eldivene ihtiyacım var. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Bakın normal bir vuruşta kullanamıyoruz. İlk önce bizim shift'e basıp bir alana basılı tutmamız gerekiyor. Şu anda shift'e bastım ve belli bir alana basılı tutuyorum. Ve bakın şu anda çantamı sırtımdan çıkarabildim. Sadece bu kadar mı? Hayır değil. Peki biz bu çantanın içerisine bir şey koyabiliyor muyuz? Tabii ki de koyabiliyoruz dostlar. Koymak için ne yapıyoruz? Direkt üzerine geldiğimizde bakın aç tuşu beliriyor. Buna bastığınızda, bunun içerisini açtığınızda istediğiniz gibi içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Yani sandık gibi de düşünebilirsiniz açıkçası. Yani örnek vermek gerekirse ben bir oduncuyum ve envanterimde yer kalmadığında artık odunlarımı çantamın içerisine de ekleyebilirim. Şimdi bunu da gösterdiğimize göre modumuzun son özelliklerine bakalım. Mesela diyelim benim değerli eşyalarım var ve üzerimde unuttum ve yanlışlıkla öldüm diyelim. Peki çantam sırtımdayken ölürsem ne olur? Hemen sizlerle beraber görelim. Bakın şu anda öldüm. Normalde ben öldüğüm zaman şu anda tüm elmaslarım gitmesi gerekiyordu. Hatta tüm eşyalarıma gitmesi gerekiyordu. Ama bu çanta sayesinde öldüğünüzde bile yarı eşyanızı kurtarma şansınız var. Ya hepsini kurtarabilirsiniz ya da hiçbirine. Tabii ki de bu şansınıza göre değişiyor. Eğer ki sizin envanteriniz fullse bu çantanın içerisine aktarılıyor bir parçası ve bir parçası da sizin envanterinizde kalıyor. Tabii ki de daha az eşya da kurtarabilirsiniz ya da daha fazla, dediğim gibi tabii ki de bu şansa göre değişiyor. Bu da bu çantanın özelliğiydi dostlar. Yani öldüğünüzde bile yarı eşyanızı kurtarma şansınız oluyor. Bu modun son özelliği de bu şekildeydi. Umarım modu ve videoyu beğenmişsinizdir. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videonu seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirim zilini açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.